iman eder. Ama şu anda çürümeye gel geldiğinde içimizde kan ağlıyor. Yani cahil bağ olarak da daha sonra uygularımız kaçıyor yani. Buraya bir an önce ya bir bekçi versinler ya da şu güzelim dina diğerlerimizi korumaya alsın. Biz bunu valiliğe de bildirdik. Kerekli Çimere'de şikayet Cumhurbaşkanlığı'na ama her nedense hiçbir önlem alınmadı. Sayın Milli Eğitim Müdürümüz Bülent Altınçtaş, Türkiye Milli Eğitim ona dile getirdik. Ama biz mahalle olarak da akşam olduğu gibi işkicilerin, narkomanların yeri olduğu için mahalle olarak da rahatsızız. Buna yetkililerimizin bir önlem almasını istiyoruz. Peki Koşman Bey ne zamandır kendi kaderini terk edildi bu bina? Bu bina diyeyim sana ne zamandır buranın belediye 1969'da belediye kuruldu. Hemen bu bina oldu 12 sene. 12 yıldır bu şekilde. 12 yıldır bu çürümeye terk edildi diyorsunuz. Yani biz bunu değerlendirmek istedik. Aile yerleştirdik. Aldılar ama bizim en büyük korkumuz İşkicilerin, sarhoşların durak yeri, yani gecelerde mahallede uyuyamıyoruz. Ya buna bir bekçi koysunlar ya da şunu bir değerlendirsinler ya. Milli servetimiz yani. Hani rahmetli Vahit Köroğlu eski belediye başkanımız Megani Cennet olsun. Onun emekleri yaptırdığı işte. Bu önlem alınmasını istiyoruz yani. Gel Ayşe gel. Buyurun sorun. Daha önce kendisi burada oturuyordu. Çıkardılar onu. Peki Ayşe Hanım siz neden çıkardılar bu binadan? Benim evim yıkıldı, kaymakam beni buraya koydu, geldi, okul müdürü dedi ki kaymakam milletim istemeyi buradan çıkardı. Ondan sonra burayı vurdular, kurdular, iş kıyacağım burada, kızdan buluşan burada. Buradan buraya tuvalet ettiler. Buraya yaptığım 10 milyar masraf etmeli bir kadar yaptım, sonra da gene çıkardılar beni buradan. Bunlar buraya geldi, bu rezillik bu. Yani. Başka ne diyeceğiz? Bunu Sayın Valimizin buna bir önlem almasını istiyoruz. Sayın Milli Eğitim Müdürümüz Bülent Altın Düzgöy duyarsız kalıyorlar. Buna önlem alınması lazım. Mahalle olarak da çok rahatsız ediyorlar bizi. Keçi oldum uyku uyuyamıyoruz. Çocuklarımızı yani dışarı çıkaramıyoruz. Yani kelam burada öğreniyor lan. Görüyorsun iş gitti. Görüyorsun şu anda. Ne kadar bir rezil bu. Şuraya bak. Esrar diye iş gitti. Perduş ne varsa burada konaklar yani. Ya da bunu yıksınlar buraya konaklamasınlar yani. Bir aile duruyordu burada, kolluyordu burayı. Onu da çıkardılar oradan. 10 milyar bir lira ikiye masraf ettik, güzel bekliyordu yani burayı. Sahiplanıyordu, onu da çıkardılar ama mahalle olarak yani yetkililerin de duyarsız oluşu biz çanımızdan bezdik. Bunu bir an önce buna bir önlem almalarını istiyoruz yani. Tamam Koşman Bey, teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.